kaynatmak. Süper. Evet yani süper. enginarı, Şimdi kerevizi. çocuklar konusunda topluma müthiş bir mesaj verdin ama şimdi Gülben Ergen öyle bir şey itiraf edecek ki en az çocuklar projesi kadar önemli. Gülben Ergen sigarayı bıraktı. Evet. Hakikaten alkış. Evet, sigarayı bıraktı. Yani bu çok konuda ben aynı zamanda bir Yeşilay üyesiyim. O kadar mücadele ediyoruz ki sigara konusunda böyle güzel cilde çok olan, önemli. Topluma örnek olan ve anne olan bir kişi sigarayı nasıl bıraktı? Yani sigaradan nasıl kurtuldun bu esaretten? Nasıl başardın? 21 sene sonra. Bravo. Maşallah. İnşallah bir daha başlamaz. Yani ne zaman bıraktın? Ne kadar oldu? Sigaraya 2 ay olacak. Yani 40 gün artık gibi bıraktın inşallah. Bitti. Ama nasıl bitti. Bıraktın? Alan Carr yöntemi diye bir yöntem var. Dünyada çok biliyorum, başarılı evet, Alan Carr. Evet. Ben yeni tanıdım. Bilmiyordum, duymamıştım. Ya da insanın duymaya açık olduğu zaman da doğru bilgi geliyor. Biraz da bilgiye doğru. hazır olmak lazım. Doğru. Ben herhalde hazırdım. Okudum, çok etkilendim. Dünyada başarılı olması da beni çok etkiledi. Süper. Bir seminer bu, 6 saatlik bir seminer. Evet, biliyorum. Bu 6 saatlik seminerde sigara içmenize de izin veriyorlar. Her saat başı ara veriyorlar. İçin sigaranızı, kahvenizi diyorlar. Biz size sigaranın zararlarını anlatmayacağız diyorlar. Sigaranın zararları zaten size yıllardır anlatıldı. Siz buna rağmen içiyorsunuz sigarayı diyerek çok farklı yönlerden sigaranın bize nasıl anlatıldığını, aslında bir keyif olmadığını, biz küçücükken bir çizgi film kahramanının ata binerken ağzında sigarayla bize gösterilip sigaranın bir kahramanlık olduğunu, dünyada ünlülerin, bütün selebritilerin elinde sigarayı görerek bizim onu bir marifet saydığımızı, büyüme gibi, kadın erkek ilişkilerinde, keyifte, sigara markalarının sponsor olduğu markalarda, işte bir çölde giren jipi hatırla, o jipten. Şu anda da sen beyin yıkama yapıyorsun sigara. Onlar da bana bu beyin yıkamayı yaptılar. Yani pap diye mi bıraktın? Pap diye yoksa azaltarak mı? Azaltmak diye bir şey yok sigara içenlerde. Süper. Sigarayı azaltmak süper. Diye bir şey yok. Ya, hep ya o seminer 6 saat süren bir seminer. 4. saatinde ya acaba mı bırakabilecek miyim? 5. saatinde ve son ara verilen sigara içmenizi izin verdikleri yerde o sigarayı ben içemedim. Peki ya, sigarayı bıraktığınca dişlerin nasıl oldu? Ağız kokun nasıl oldu? Bir ellerin nasıl oldu? Ciğerlerin nasıl oldu? Çocuklarıma karşı çektiğim vicdan azabı. O kokudan kurtulmak için ağzıma kolonya, yüzüme bir şey onu sil, yıka. Ne Başak ayıp bir şey sen? Ya. Net, bu ne demek? Nasıl çocuğunuz, yani bir anne sigara Yaşa. İçiyorsa, baba sigara içiyorsa, çocuklar sigara içmemesi. Ya hamileler içiyor nasıl sigara. Beklersiniz ya, Allah'ım yarabbim. Gerçekten cildim, tenim, ruhum. Bir şeyler yaşadım sigarayı bıraktıktan sonra ve Alan Carr yöntemiyle Emre Bey onu aradım. Nasıl ki seni ararım, zaman zaman uğrarım Tabii sana, bazı şeyler danışırım. İşini iyi bilen insanlara danışmak kadar Çok. Akıllıca bir şey yok. Ama sigarayı bıraktığı için bir koca bir alkış. Çok teşekkür ederim. Koca bir alkış. Nasıl başınıza inşallah. Bunu ekranlarda ilk defa söylüyorum çünkü benim sigara içtiğim bile bilinmez. Hiçbir zaman ekranda ya da açık bir alanda hiçbir zaman sigara içerken gözükmedim ama içtiğimi de itiraf edip bıraktığımı söylediğim Yaşa. İçin çok mutluyum. Hepiniz bırakın. O bir kanser çubuğu. Evet. Bile bile tamam. ruhunuza ve bedeninize çok zarar veriyorsunuz. Ben sigarayı bıraktıktan sonra bazı ruhsal şeyler yaşadım. Çok şaşırdım. Bazı şeylerden ayrıldım. Ruhsal da bir detoks yaşanıyor sigarayı bıraktıktan Süper. Sonra. Müthiş bir şey. İnşallah bütün herkes bıraksın. Oh, Buyurun. Güzel. Evet. Biz sizinle sohbetimize devam edeceğiz. Tabii çünkü bize vereceğiniz tabii. daha birçok tüyo var. Tabii Ender Hocam'ın da daha vereceği birçok gene önemli nokta olacak. Sigarayı bırakınca kilo alınmıyor diyeyim ve ondan sonra reklam Evet, onu da, bir onu da reklamlardan sonra konuşacağız.